Tabii çok şey ya. Evet. Evet hocam, başlayabilirsiniz. Tamam, teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüz, Kabuncu hocamızın da katıldığı, aynı şekilde Rektör Yardımcımız ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Duygu Perçören dersin katıldığı ve çok sevgili konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Reza Aydın hocamızın konuk olduğu bu programa hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençlerimiz, değerli konuklarımız, her birimiz için tüm zamanların ortak faydasında bizi buluşturan erken çocukluk dönemiyle ilgili bir konuda bir araya geldik bugün. Bu başlangıçta izninizle ben Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Burhan Kavuncu hocamızı davet etmek istiyorum. Sayın hocam, hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Teşekkür ediyorum. Etkinliği düzenlediğiniz için, katıldığınız için ve tabii ki çok değerli Reza hocamıza da bizlere bu zahmeti vererek bizlere aramızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katılımcıları da selamlıyorum. Burada bugün konuşmacı olan ben Reza hocamızdan bahsetmek istiyorum. Kendisi benim de asistanımdan itibaren önümde hocam olmuştur. Çok şey öğrendim kendisinden. Ama en önemli özelliklerinden birisi, özellikle hayatını, akademik yaşamını ve sağlık hizmetleriyle ilgili olan yönünü tamamen engelli çocuklara adamış olmasıdır. Ve bu yönde gerçekten yaptığı son derece önemli katkılar, önemli birikimler, önemli akademik çalışmalarla alanında Türkiye'de bu çok saygıyla ve kendisini minnetle şu anda ben teşekkürler ve şükranlarımı ilettiğim bir hocadır. Ve kendisinin bir arada bugün bizlere bu deneyimlerini aktaracak olması büyük bir şans ve fırsat diye görüyorum. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Ümit ederim kendisini yüz yüze de ağırlama fırsatı olur pandemi döneminden sonra. Buradan da sözünü alalım kendisinden. Sözü geldiğinde burada bekliyoruz. Ne açıdan önemli? Bakın şu anda hemşirelik bölümümüz düzenliyor ama tabii ki fizyoterapi arkadaşlarımızı, ebelik bölümdeki arkadaşlarımızı, hekim arkadaşlarımızı ilgilendiren bir durum. Nedeni erken dönemde engelle ilgili risk faktörlerinin tanınabilmesi, müdahale edilebilmesi, erken dönemden itibaren tıbbi uygulamaların başlatılması açısından bize önemli ipuçları verecek Reza Hoca. Bu da sahada baktığınızda hemşirelerimize, fizyoterapistlerimize, ebelerimize büyük iş düştüğünü anlayacaksınız. Çünkü onların gözlemleri, onların bir takım belirtilerle ilgili konudan haberdar olmaları ve bunların bakım ve sağlatımında da bir ekip üyesi olarak yer almaları çok önem taşıyor. Çünkü şunu görüyoruz, erken müdahaleyle, erken uygulamalar ve özellikle rehabilitatif girişimlerle birlikte bu çocukların engelliliğinde önemli katkılarımız olabiliyor. Şimdi bu deneyimleri, bu deneyimlerini bize aktarmak üzere ben tekrar Reza Hoca'nın bize bu dersi anlatması, bu webinar konferansını veyahut da iletişimli bir modülü bize imkan sağlamasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Siz çok güzel ifade ettiniz. Ben biraz sonra Reza Hocamızın özgeçmişini okuyacaktım. Okuyacağım. Ancak sizin bu katkılarınızla konu daha da aydınlandı. Tekrar teşekkürler.
Şimdi üniversitemiz rektör yardımcısı, aynı zamanda sağlık bilimleri fakültemiz dekanı Sayın Profesör Doktor Duygu Perçeren ders hocamıza merhaba demek isterim. Onu davet etmek isterim. Hocam buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de Profesör Doktor Ayşe Aydın hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel bir toplantı olacağından hiç şüphem yok. Bir de keyifle izleyeceğiz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Hocam çok teşekkürler. Sayın Duygu hocamız her zaman Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak çok disiplinli bir şekilde etkinliklerimizi sürdürmek, işbirliği içerisinde yeni gelişmelere adım atmak için bizi cesaretlendirmektedir. Kendilerine teşekkür ediyorum. O nedenle Reza hocamızla buluşmamız bu anlamda çok isabet oldu. Çok disiplinli bir yaklaşım içerisinde bu konuyu ele almakta yarar var demişlerdi görüştüğümde. Ve gerçekten de hocamızın makalelerini de okumuştum. Bu arada oradaki yaklaşımlar gerçekten bize ışık tutacak. Bunun da farkındayım. Ben Reza hocam izninizle özgeçmişimizi hızlı bir şekilde okuyup konuklarımızla paylaşmak isterim. Siz çok kısacık yazmışsınız ama bu kısa satırların içerisinde dolu dolu gönülden bir emek olduğu muhakkak. Daha sonra da sözü size bırakacağım. Şu an konuğumuz olan Sayın Profesör Doktor Ayşe Reza Aydın Tıp Fakültesi eğitimini İstanbul Tıp Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamlamış. Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda yapmıştır. Aynı anabilim dalında 91 yılında doçent, 98 yılında profesör unvanı almıştır. 2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen İstanbul Toplum Temelli Rehabilitasyon Programı'nda proje danışmanı olarak yer almıştır. 2005 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Pediatrik Rehabilitasyon Birimi ve Polikliniğini kurmuş. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde engellilik araştırmaları tezli yüksek lisans programının kurulması için YÖK'e başvuru yaparak bu programın 2017-2018 yıllarında eğitime başlamasını sağlamıştır. Kendileri halen İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak ve Pediatrik Rehabilitasyon Birimi sorumlusu olarak İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Engellilik Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı ve Yüksek Lisans Program Koordinatörü görevlerini sürdürmektedirler. Bir grup fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı meslektaşı ile birlikte 2005 yılından beri Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği çatısı altında sürdürdüğü pediatrik çalışma grubu faaliyetlerini 2020 yılında kurdukları Pediatrik Rehabilitasyon Derneği'nde devam etmektedirler. Sayın hocam, sizleri bu etkinlik diliminde konuk etmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz ve Sayın Profesör Doktor Reza Aydın olarak şimdi sizlerin değerli konuklarımızla buluşması için mikrofonu ben size bırakıyorum. Buyurun hocam.
Ben hocam çok teşekkür ediyorum hem size hem de Vural hocama bu güzel sözleriniz için ve beni davet ettiğiniz için. Önce Vural hocama böyle bir yanlışlıkla bir telefon görüşmesi yaptım. Ben yani yanlışlıkla Vural hocayı aradım. Nasıl oldu bilmiyorum. Başka birisini arıyordum zannediyorum. Sonra o kadar böyle değişik şeyler oldu ki sonra bu konuşma için bir görüşme yaptık. Birkaç ay önceydi epeyce. Evet. Ama iyi ki yapmışım, iyi ki yanlışlıkla aramışım. Demek ki yanlışlıkla değilmiş, öyle olması gerekiyormuş. Duygu hocama da çok teşekkür ediyorum. Ekran paylaşımı yapabiliyorum herhalde, değil mi hocam? Evet hocam. Tamam. O zaman hemen ekran paylaşımı yaparak sunumuma geçmek istiyorum. Burada olmaktan çok çok mutluyum. Sizlerle olmaktan. Konuşmalar başlamadan önce bir toplum temelli geçmişimden bahsetti. Selmin Hoca, ben de dedim ki bu Pediatrik Rehabilitasyon Derneği olarak biz daha önceki çalışma grubunda da yapmıştık. Hep böyle illere ziyaretler yaptık, Türkiye'deki farklı illere. Ve orada da yine benim o toplum temelli mantığımla hep daha bölgesel, Duygu Hocam'ın dediği gibi daha çok disiplinli toplantılar, beraber neler üretebiliriz o ille ilgili, yani daha yerel bazda çalışmaları, iller bazında, ilçeler bazında nasıl programlayabiliriz? Ortaklıklar nasıl kurabiliriz? Bilgisayarda kodlandı yani. Bunlar üzerinde hep çalıştık ve bundan sonra da umarım hocama hemen o sözü vereyim. Kütahya'ya ilk gelebileceğim, gelmek isteyeceğim yerlerden bir tanesi. Mecburi hizmette gitmiştim, dolaşmıştım. Arkadaşlarım orada mecburi hizmet yapmıştı. Ben de Sakarya'da yapmıştım. Çok hızlı bir şekilde bunu planlarız. İnşallah bu sıkıntılar geçtikten sonra. Evet, şimdi benim sunum akışım 3 ana başlık üzerinden, yani 3 mesaj üzerinden diyelim gitmek istedim. Beyin gelişiminde, erken çocukluk döneminde o kritik dönemler, hassas dönemler neler? Fırsat pencereleri neler? Biz neden erken çocukluk gelişimine odaklanıyoruz? Bundan neden bahsediyoruz? Niye bu konuşmaları yapıyoruz? Biraz onun önce girişini yapacağım. Daha sonra gelişimsel engellilikten bahsedeceğim. Çok fazla engellilik konusuna giremeyeceğim. Çünkü sürem çok kısıtlı. Yaz bu konuşmanın slaytlarını PDF haline getirdim. Arzu ederseniz de gönderirim. Engellikle ilgili de çok değişik sunumlarım var. Yani özellikle sağlık hizmeti sunanlar engellilik konusunda neler bilmeli, neler anahtar kelimelerimiz neler olmalı, tanımlarımız, yaklaşımlarımız, daha fazla insan hakları modeli üzerinde durmalıyız artık. Bu insan hakları yaklaşımını nasıl daha fazla biz benimsemeliyiz sağlık çalışanları olarak ki engelli bireylere sağlık hizmeti verdiğimizde onlarla nasıl çok daha onların algılamasına, onların duygularına, onların ihtiyaçlarına yönelik daha iyi bir hizmet verebilelim. Bu önemli bir nokta. Benim sosyal bilimlerdeki çalıştığım alanda daha çok sosyal modelin Türkiye'de yerleşmesi üzerine yapılan çalışmalar, tezler var. Sosyal bilimci arkadaşlarımla ve hocalarımla da çalışıyorum. Bu konuları gitgide daha fazla ben de bir sağlık bilimci olarak değinmek ihtiyacı hissediyorum. Eminim sizler de bu tip çalışmalar yapıyorsunuz. Engelli öğrenci birimleriniz var. Ben aynı zamanda bu birimin de kurulduğundan beri yürütücüsüyüm. O yüzden engelli üniversite öğrencilerimizle de birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Çok önemli bir bölümü bence engellilik çalışmalarının, yüksek öğrenimde engellilik hakkında çalışmak. Böyle bir tezi de çok yakın zamanda bir asistanımız bitirdi. Ve gelişimsel engellilik. Yani bu terimi ben bu yıl kullanmaya başladım. Yani nöro gelişimsel engellilik veya nöro developmental disability diye literatürde geçiyor. Nedir bu? Biraz bundan bahsedeceğim. Riskli bebek ve erken müdahaleyle de bitirmeye çalışacağım. Geçtiğimiz yıllarda biz bu işe ilk başladığımız zaman beyinle ilgili tabii belirli şeyler vardı. Fakat sonra fonksiyonel MR'ların çıkışıyla birlikte beyin üzerinde, beynin fonksiyonları üzerinde nasıl çalıştığı üzerinde daha fazla bilgiler olmaya başladıkça şu fark edildi. Genler, çevre ve deneyimler beyin gelişimini etkiliyor. Buna da nöro gelişim deniyor, nöro development deniyor ve bu da yaklaşık yani doğduktan sonraki 2-3 yıl içinde çok önemli bir
zaman dilimi olduğunu çalışmalar bize gösterdi. Biraz önce Duygu Hoca'nın disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç var demesini çok büyük bir önemle ben de altını çizmek istiyorum. Bu konudaki çalışmalara baktığınızda çok disiplinli çalışmaların iç içe bu alanı geliştirdiğini görüyoruz. Özellikle çocuk sağlığı konusunda hem biyolojik gelişmeler, biraz sonra beyin gelişiminden bahsedeceğim, biyolojik açıdan neler oluyor, hem sağlık ve kalkınma ile ilgili, gelişme ile ilgili öğrendiklerimiz, hem de özellikle sosyal alanda, benim biraz önce bahsettiğim sosyal alanda, fiziksel alanda ihtiyaçlar, bunların gelişim üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Ve yeni bir takım bilimler doğdu. Mesela epigenetik, 1940'lar, 50'lerden sonra çıkmış olan. Mesela nörobilim, neuroscience. Mesela yaşam boyu süreçleri inceleyen life course sciences, ki bunlar da bizim için çok yeni. Biz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak bu akademik yaşamımıza başladık. Bural Hoca da ben de. Biz ama çocukluk, erişkinlik ve yaşlılık sürecini hep görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama bu aradaki geçişler, o geçiş süreçleri o kadar bazen dramatik şekilde yaşamımızı etkileyebiliyor ki bunlarla ilgili bilimsel çalışmalar daha da çok gelişmek durumunda. Hele ki şimdi yaşlılığın bu kadar bütün dünyada ve kendi ülkemiz için de çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Giderek yaşlı nüfusumuz artıyor ve bu bizim için çok daha önemli bir bilim haline gelecek. Biraz çocukluk dönemine geri dönelim. Beyin gelişimi çok erken dönemde başlıyor. Yani gestasyonel dönem başladığı anda 3. haftada nöral plak oluşuyor, nöral tüp kapanıyor. Sonra nörogenez, migrasyon, sinaptogenez gibi beyin gelişim süreçleri var. Yani önce nöronlar oluşmaya başlıyor. Çok hızlı bir şekilde bu nöronlar oluşuyor. Yani 9. haftada başlıyor nöronların hızlı gelişimi. Yaklaşık dakikada 250 bin hücre yapılıyor. Muazzam bir hız. Ve 200 milyar nöron yapılıyor. Çok hızlı bir süreçte. Ama doğuma kadar bunların 100 milyarı budanıyor ve ölüyor. Hücreler, hücre ölümü ortaya çıkıyor. Yani çok fazla hücre yapılıyor. Onların bir kısmı kaybediliyor. Çünkü beyin uygun şekilde gerekli hücrelerin migrasyonuyla ve o migrasyondan sonra o hücreler belirli yerlere göç ettikten sonra özellikle serebral korteks oluşuyor. 6. aydan sonra o kıvrımlar meydana geliyor. O kıvrımların içinde o hücreler belirli yerlere gidiyorlar ve orada sinapslar oluşmaya başlıyor. Ve ondan sonra da doğum sırasında çok fazla miktarda hücreyle beyin donanmış oluyor ve sinapsla. Ama bu sinapslar uzun bir süre boyunca, burada birazcık daha ayrıntılı bir slide'la bunları hem tanımlarını hem de süreçlerini göstermeye çalıştım. Uzun bir süre boyunca bu sinapslar oluşmaya devam ediyor. Ve doğum anında başlayan bu süreç bizim yapacağımız her girişimle, çevredeki bütün etkilerle olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor. Ve burada o sinapsların oluşturduğu yeni bağlantıların zaman zaman bu deneyimlerle şekillenmesi, gereksiz sinapsların kullanılmayan, uygulanmayan deneyimlerin veya ihmallerin her türlü etkinin çocuk beyninde bu sinapsların budanmasıyla, yani ortadan kaybolmasıyla pruning dediğimiz meydana gelen bir takım değişiklikler oluyor. Ve tabii miyelogenezden de bahsetmek lazım. Özellikle bu sinir hücrelerin çevresindeki miyelin kılıfının oluşması da çok önemli bir süreç. Bu slide'da doğum anından itibaren özellikle bu üç süreç, pruning yani budanma süreci, sinaptogenez yani sinapsların nöronlar arasındaki bağlantıların, iletişim bağlantılarının diyelim, haberleşme ağlarının kurulma süreci ve bunların etrafının miyelin kılıfla miyelinin sağlanarak oluşum süreci sadece doğum sırasında değil, çocukluk, ergenlik ve erişkinlik sürecinde de devam ediyor. Eski bilgiler, ben tıp fakültesinde okurken beyin gelişiminin yani erişkin dönemde, yaşlılık döneminde etkinliğini yani çok fazla gelişmediğini söylerdi. Hatta bizim şöyle bir
ben uzun sürede inme rehabilitasyonuyla ilgili çalıştım. Yani 5 sene geçtiyse artık stroke geçirdiyse hasta inme geçirdiyse 5 seneden sonra artık rehabilitasyona gerek yok. Çünkü bir şey olmaz artık, beyinde bir gelişme olmaz diye kabul ederdik bilimsel gerçek olarak, ama bu artık böyle değil. Yani tabii ki erken dönemde rehabilitasyon yaparsanız çok daha iyi yanıt alıyorsunuz. Ama her zaman bu yeni oluşumları tekrarlayan deneyimler yaparsanız gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla sinaptogenez bakın çocukluk döneminde çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Adolesan döneminde de devam edebiliyor ama yavaşlıyor. Pruning ise bakıyorsunuz, yani tabii ki pruning doğum itibaren oluyor ama en yoğun dönemi özellikle adolesan dönemi. Adolesan döneminde burada belirli nitelikleriniz, belirli özellikleriniz kullanmadığınız zaman bu beyindeki oluşumları artık yavaş yavaş budamaya başlıyor. Ama bu süreçlerin hepsi bu okları görüyorsunuz ergenlik döneminden sonra erişkinlik dönemine ve yaşlılık dönemine doğru da devam ediyor. İşte bunlar bize bazı kritik dönemlerin ve hassas dönemlerin olduğunu, bu süreçlerin daha yüksek düzeyde oluşması, sinaptogenezin veya budamanın daha hızlı olduğu dönemler var ve yavaşladığı dönemler var. O daha hızlı olduğu dönemlerde ise biz eğer daha fazla uyarı verirsek bu çocuklarımıza, biz bu dönemlerde daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Veya bu dönemler geçtikten sonra biraz daha zor elde ediyoruz bu kazanımları. Yine elde ediyoruz ama birazcık daha zor. Çok daha tekrar gerekiyor ve bunu daha zor, daha zahmetli bir şekilde yapabiliriz. Ve fırsat penceresi dediğimiz de bu işte. Burada doğum sırasında birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, beşinci yıla kadar gördüğümüz kadarıyla bakın bütün motor gelişim, duygusal kontrol, görme, sosyal bağlanma ki bunun çok üzerinde duruluyor. Ailenin özellikle içinde erken gelişim programlarında bunun ulusal, uluslararası, küresel bağlamda desteklenmesinin nedeni bu. Çocukların güvenli, sağlıklı bir aile ortamında ve ilgiyle ihtiyaçlarına uygun bir şekilde karşılık vererek büyümesi onların yaşamlarında hayati bir önem taşıyor. Dil gelişimi açısından çok önemli fırsat pencereleri var. Özellikle 2 yaşına kadar, 2,5 yaşına kadar. İkinci dili öğrenme bakın 6 yaşa kadar çok önemli. Matematik 3-4 yaşa kadar. Müzik ise yine çocukluk yılları boyunca müzik eğitimi açısından da ciddi bir fırsat penceresi olduğunu görüyoruz. Toksik stresten bahsetmiyorum ama eminim sizlerin de çalışma alanlarına giriyordur. Birazcık daha psikolojiye ve sosyal bilimler alanına ağırlıklı bir alan. İlk 1000 yıldan çok bahsediliyor. İlk 3000 günden çok bahsediliyor ama ilk 1000 gün gerçekten çok önemli. İlk 2 yıl demek istiyoruz. Özellikle biz daha çok fiziksel, bedensel gelişim üzerinde çalışan bir branşız, fizik tedavi, rehabilitasyon. Ama biz bütüncül bakıyoruz. Özellikle duyuların gelişmesi, eğitim potansiyelinin oluşması, bu çocuğun bilişsel gelişimi ve sosyo-kültürel veya sosyo-duygusal gelişim açısından da bu beyin gelişiminin süreçleri önemli. Burada koyu renkle gördüğümüz barlar daha yoğun dönemleri işaret ediyor. Özellikle kritik dönemlerde daha açık renk barlarda kritik dönemleri işaret ediyor. Özellikle son zamanlarda bu konuda çok okumalar yapıyorum. Ergenlik dönemi için şöyle bir şey okudum makalelerden birinde. Deniyor ki ergenlik döneminde beyin o kadar hızlı değişiyor ki ergenlik dönemindeki çocuklar bir gün yatıyorlar, ertesi gün kalkıyorlar başka bir beyinle oluşuyor. Uyanıyorlar. Yani bu dönemde onların stabil olmamaları, dengeli davranışlarda bulunmamaları, eğitim yaşamlarında çok gitgeller olması, fiziksel, bedensel gelişimlerin hızlı değişimi çocukların beyninde büyük bir karmaşa yaratıyor. Ve bu dönemin çok iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Yani bu döneme de ayrı yapılması gereken çok çalışma var. Bu tabii tipik gelişen çocuklar için. Düşündüğünüz zaman daha belki zor, yine zor ama bir de nöro gelişimsel problemleri olan çocukların gelişimini düşünün. Onlar da ergenliğe giriyor.
Ya onlara ne olacak? Peki biz hiç bakıyor muyuz? Serebral palsili çocuklarımız ergenlikte ne yaşıyor? Yani bu çok çok ihmal edilmiş bir konu olduğunu literatürde görüyoruz. Beyin gelişim süreçlerinde nöroplastisiteden biraz bahsedelim. Çok ilginç bir hipotez var. Çok kısa bir slide'la ona değineceğim. Yetişkin sağlığı da aslında bu çocuklukta, erken çocuklukta veya prenatal dönemdeki etkilerle çok etkileniyor. Epigenetik konusu var ve epigenetik etkileri beyin çevreyi dinler, sinaptik budanmayı da epigenetiği genler çevreyi dinler, sinaptik budanmayı da beyin çevreyi dinler şeklinde metaforize etmişler. Şimdi nöroplastisite kavramını hepiniz çok sık duydunuz, çalışıyorsunuz eminim. Yani bu alanla ilgili okuyanlar mutlaka plastisite, nöroplastisite terimlerini duymuşlardır. Yani beynin kendini yeniden formatlayabilmesi, sinapsların deneyime dayalı olarak oluşması. Fakat bunun hep olumlu olduğu düşünülüyor. Böyle değil. Bu olumsuz da bir etkisi var. Yani beyin aldığı uyarılarla gelişiyor ve değişiyor. Bazen de olumsuz yönde değişiyor. İşte bu slide'da bunu özetlemeye çalıştım. Olumlu gelişme. Bu özellikle gelişimsel plastisite açısından. Yani gelişmekte olan beyindeki plastisite ile ilgili kavramlar bunlar. Olumlu gelişme, gelişimsel plastisite dediğimiz zaman bu beyin gelişim evrelerindeki doğal süreçleri ifade ediyor. Biraz önce söylediğimiz nörogenez oluyor, sinaptogenezler oluşuyor, miyelinizasyon, budanma vesaire. Bu süreci, o süreçlerin tümüne gelişimsel plastisite anlamında bakabiliriz. Adaptif, deneyime dayalı plastisite dediğimiz zaman, yani çocuğa yeni bir beceri kazandırmak istiyoruz. Bu beynin işlevsel değişimlerine adapte olmasına imkan verebiliyor. Ama burada bazen bir yaralanma oluyor. Örneğin erken dönemde ilk 3 trimester, yani 1. trimesterde bir stroke geçiriyor veya bir zedelenme oluyor çocukta. Bu da deneyime dayalı adaptif plastisite ile beyin kendini olumlu yönde de adapte edebiliyor. Olumsuza nasıl bir örnek verelim? Mesela genetik veya sonradan edinilen hastalıklarla ortaya çıkan deneyim plastisite de beyinde bir takım değişiklikler oluşuyor. Buna olumsuz veya bozulmuş impaired plastisite deniyor. Excessive plastisite dediğimiz bir olumsuz, abartılı plastisite gelişimi var. Mesela buna en iyi örnek epilepsi. Epilepsi bir excessive veya distoni. Excessive bir plastisite. Ve bir de tabii ki beyindeki bizim en sık gördüğümüz fizik tedavi, sizlerin de fizyoterapide gördüğünüz veya hemşirelikteki arkadaşların da görüyor. Hipoksik iskemik ensefalopatiler, serebral palsi çok sık gördüğümüz sebeplerden bir tanesi. Beyin yaralanmalara karşı çok hassas hale gelebiliyor. Şimdi bu slide'da özellikle bu Fatma İsmail'in çok güzel bir çalışması 2017 yılında Pediatrik Nörolojide yayınlanmış. Burada bu bahsettiğim bütün plastisitelerle ilgili hangi durumlarda ortaya çıkıyor bu plastisiteler? Bakın gelişimsel plastisitenin normal süreçleri biraz önce bahsettik, nörogenez, sinaptogenez. Bozulmuş süreçleri mesela Rett sendromu, fragile X sendromu gibi, tüberostikleroz gibi durumlarda ortaya çıkan plastisiteye örnek veriliyor. Adaptif olanı söyledik, yani deneyime dayalı. Biz bundan yararlanarak tipik gelişen çocuklarda gelişimi nasıl arttırabiliriz? Bunun üzerinde duruyoruz. Yine reaktif olan da post injury, yani yaralanma sonrası veya bir de çok önemli bir şey var. Bu işte çok çalışılan ambliyopi örneği. Mesela ambliyopi model olarak çok çalışılmış gözde. Bir gözde görme problemi var. Diğer göz onu kompanse edebiliyor. Bu şekilde de göz ekipleri çok çalışıyorlar. Belki sizlerin arasında da çalışanlar var. Şimdi ergoterapi yok galiba Kütahya'da ama ergoterapistler artık bu alanlara da çok fazla hakim olmaya başladılar. Türkiye'de çok seviniyorum ki ergoterapi de bir lisans olarak başladı. Konuşma terapisi gibi bize çok önemli bir ekip desteği verecekler rehabilitasyon profesyonelleri olarak. Yine sağlık için de aynı örnek verilebilir. Yani eğer çocuk tamamen işitmeyerek doğduysa, çevreden aldığı işitme uyarılarına veya duyduğu konuşmalara, annesinin, babasının, çevresinin konuşmalarını duyamıyorsa, o zaman tam bir sağırlık söz konusu oluyor ve dil gelişimi
gelişmen oluşmadığı için 2 yıla kadar o fırsat penceresini demin görmüştük. O zaman daha sonra konuşmayı öğrenmesi çok zor oluyor. Bizim işitme engelli veya sağır bireylerde gördüğümüz hiçbir işitme yoksa, yani kulağında hiçbir işitme algısı da olmadan büyüdüyse çocuk 2 yaşına kadar ve burada da bir uyarı verilmediyse, o zaman çocuk dil gelişimi konusunda çok büyük bir sıkıntı içinde oluyor. O yüzden yeni doğan işitme taramaları çok önemli ve bu taramalardan sonra işitmeyle ilgili problemi olduğu fark edilen çocukların çok erken dönemde işitmelerinin bir şekilde sağlanabilmesi, teknolojik olanaklarla, implantlarla veya başka imkanlarla bu çocukların dil gelişimini oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Doğat hipoteziyle ilgili bir slide koyduğumu söylemiştim. Sürem çok kısaldığı için isterseniz çok üstüne durmayayım. Yani şunu demek istiyoruz. Çocukluk dönemindeki çeşitli beslenme özellikleri, annenizin hatta mikrobiyatası, annenizin hamilelik sırasındaki beslenmesi, daha sonra çevresel etkiler, sizin erişkin yaştaki bütün genetik yapınızı, epigenetik süreçlerinizi etkileyerek yaşam boyu riskinizi farklı şekilde etkileyebilir, arttırabilir. Diyabet hastalığından tutun, kötü alışkanlıklarınızın daha çabuk kazanabilmenize kadar. Şimdi biraz epigenetikten bahsedelim. Ne demek bu? Yani deneyimler beyin gelişimini koruyucu veya kişisel bir şekilde etkiliyor ama genetik programı da etkiliyor. Ne demek bu? Epigenetik çok benim ilgimi çeken bir konu. 2006 yılında İnsan Genom Projesi bitti biliyorsunuz. Sonra bakıldı ki hiç daha fare doğurdu. Yani İnsan Genom Projesi'nden neler bekliyorduk? Hiçbir şey olmadı. Çünkü aslında insan genomuyla işte drozofili arasında çok büyük bir fark yok. Ama burada deneyimlerin, yaşananların çocuğun gelişmekte olan beyin üzerinde gerçekten farklı bir şekilde eksprese edildiği bir durum söz konusu. Bunu ilk tanımlayan Konrad Wallington 1942'de tanımlamış epigenetiği. Yani genler üstü genetik diyelim. DNA diziliminin veya oradaki proteinlerin kodlanması veya okunması için aslında deneyim gerekiyor. Ve o deneyimler herkes için çok farklı. O deneyimler veya geliştiği ortam veya ailenin içinde bulunduğu ortam, annenin babanın eğitim düzeyinden tutun da beslenme düzeyi, sosyoekonomik düzeyi, bunların hepsi bizim gelişimimizde fark yaratıyor. Yani genotipin fenotipi nasıl oluşturduğunu aslında incelemek gerekiyor ve bunu incelediğiniz zaman da şunu görüyorsunuz. İşte burada sizin bütün genetik yapınız yetiştiğiniz ortamla, beraber olduğunuz kişilerle, yani çocuğumuzun içinde bulunduğu koşullarla çok iç içe bir şekilde yeniden şekilleniyor. Farklı bir yapıda bu ikiz çalışmalarında da gösterildi. Ve bunu etkileyen çok faktör var. Demin bahsettim birçoğundan. İlaçlar da var. Annenin babanın stresleri de var. Sosyoekonomik durum, sağlığın sosyal belirleyicileri dediğimiz, o da güncel bir kavram. Bunların üzerinde çok duruluyor. Eminim sizler de çalışıyorsunuz veya çalışma alanları olanlar vardır. Bu sağlığın sosyal belirleyicileri üzerinde duruluyor veya işte sağlık eşitsizlikleri, gelir eşitsizlikleri, sağlık üzerinde de hizmetin eşit bir şekilde dağıtılamaması, bu sağlığın mı sosyoekonomik düzeyin bozukluğundan dolayı daha olumsuz etkileniyor, yoksa sosyoekonomik düzeyi bozuk olanlarda mı daha fazla sağlıkla ilgili problemler yaşanıyor, sorunsallarının üzerinde çok fazla durmak gerekiyor. Evet, sinaps gelişimi 2 yaşında çok hızlı bir şekilde oluşmuş oluyor. Bu bizim bütün verdiğimiz deneyimlerle ve erişkin dönemde de aslında belirli bir düzeyde yeniden sinapslar oluşabiliyor. Ama erişkin dönemde bunun için demin bahsettiğim gibi çok daha fazla tekrarlama, çok daha fazla çaba gerekiyor. Ama yine de benim yaşımda da İspanyolca öğrenmeye niyetlendiğinizde beyninizde yeni yollar oluşuyor. Ben yıllar önce işte 2007 yılında başladık sosyal bilimler programına. Sosyal bilimler programına başlarken çok ciddi unutmalarım vardı. Böyle bazı şeyleri unutuyordum. Fakat ben sosyal bilimlerle ilgili o kadar çok şey okudum ki, yani sosyolojiyle ilgili okudum, diğer konularla ilgili metodoloji vesaire.
bu benim beynimde bir rahatsızlanma oldu diye düşünüyorum. Ama tabii bu tamamen kendim üzerindeki gözlemim. Ama bilimsel şeyler de bunu kanıtlıyor doğrusu. Gelişim alanlarına baktığımız zaman fiziksel, bilişsel, kişisel gelişim açısından farklı değerlendirmelerimiz olabilir. Ve nöro gelişim aslında bir takım ilkelerle birlikte devam ediyor. Demin bahsettiğim genetik ve çevre etkileşimi nöbetleşe oluyor. Biraz o gelişiyor. Sonra bakıyorsunuz diğer gelişim alanlarında artış oluyor. İşte baştan ayağa, içten dışa doğru, bu zaten bizim çok klasik bilgimiz. Genelden özele doğru, bunu da biliyoruz. Kritik dönemleri ve bireysel farklılıkları da vurgulayalım. Sinir ve kas kontrolünün kazanılması için de motor gelişimle ilgili ince ve kaba motor, dil gelişimiyle ilgili konuşma ve dil iletişim becerileri ve kişisel sosyal gelişimle ilgili de alanları var. Peki bu alanlarla ilgili gelişimsel dönemde özellikle bahsettiğimiz 0-2-0-3 yaş arasında beyin oluşuyor. Ve doğum öncesinde beyin gelişiminden bahsettik. Bu dönemle ilgili problemler olduğunda, demin bahsettiğimiz olumsuz yönde plastiste de olabilir veya olumlu plastiste olsa da tam olarak düzelmeyen durumlarla bebeğimiz doğabilir. Ne gibi problemler var? Nöro gelişimsel engellilik, nöro gelişimsel disability dediğimiz kavram nedir? Bunun içinde şu rahatsızlıklar söyleniyor. Serebral palsi başlıcası olmak üzere. Bilişsel bozukluklar, otizm spektrum bozuklukları, nöropsikiyatrik problemler, bipolar bozukluklar, şizofreni de dahil olmak üzere. Özel öğrenme güçlükleri, disleksi, dispraksi, diskalkuli ve benzeri. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Gelişimsel koordinasyon bozukluğu, fiziksel tıp ve rehabilitasyonda biz bunu bir süredir fark ediyoruz. Ben yaklaşık 5-6 senedir bu tanıyı koyuyorum. Daha öncesi de var, bir 10 yıllık geçmişi var. Yani böyle eskiden sınıfın arkasında kalan, takla atamayan çocuklar vardı. Bunların artık bir gelişimsel koordinasyon problemi yaşadıklarını fark ediyoruz. İşitme ve kortikal alanda da yeti itimi olan çocuklar. Bununla ilgili dünyada yapılan çalışmalar şunu gösteriyor değerli konuklar. Düşük ve orta gelirli yaşayan ülkelerde gelişimsel gerilik çok daha fazla. Ve bu da gerçekten ciddi bir gelir kaybına yol açıyor. Dolayısıyla UNICEF böyle bir vakıfla birlikte yaptığı bir çalışmada dünyadaki özellikle uluslararası bağlamda yapılan küresel çalışmaların bu yönde karar verici mekanizmaları etkilemek, politikaları etkilemek üzere bir takım raporlar, bir takım kararlar alındı. Ve kalkınma hedefleri içine de bu dahil edildi. Özellikle kapsayıcı açıdan erken çocukluk gelişimiyle ilgili çalışmalar, eğitim programları öneriliyor ülkelere. Bununla ilgili siyasi iradenin, finansmanın sağlanması, kapasite güçlendirme ve biraz önce bahsettiğimiz yani çok disiplinli çalışmalar da yeterli değil. Çok sektörlü çalışmalar yapılması gerekiyor. Bütün sektörlerin de sadece bizim akademik çalışmalarımızın değil de diğer sektörlerin de bize dahil olması gerekiyor. Ve bu konuda da eylem planları öneriliyor. Bizim ülkemizde de bu planlar yapıldı biliyorsunuz. Erken çocukluk gelişimiyle ilgili Aile Bakanlığı'nın çok güzel çalışmaları var. Daha önce Vural Hocam da bu alanda hizmet eden bir konumdaydı. Onun da burada belki katkıları olabilir. Risk kategorilerini şöyle ben bu slide'da özetledim. Yani nöro gelişimsel riskin neden arttığı, doğum ağırlığının ve gebelik haftasının azalmış olması en önemli ve en vurgulayıcı faktör. Yani erken doğan bebeklerde bu nöro gelişim riski çok daha yüksek ve diğerleri devam ediyor. Burada biraz önce gelişimle ilgili konuştuğumuz sözlere göre bakarsanız medikal ve sosyal anlamda da birçok etkiler çalışılmış. Ben bu slide'ı benim sosyal ve sağlık çalışmalarını birleştirme gibi böyle sürekli bir eğilimim var. O yüzden bu ikisini bir araya koydum. Yani medikal anlamda bu tür
doğum kilosu, gestasyon yaşı, bir takım rahatsızlıklar var ama sosyal anlamda da bütün bu çevresel ve sosyal etkiler bu çocukların erken dönemde, özellikle preterm dönemde doğan çocukların, prematür çocukların riskini hangileri arttırıyor? Yani bu preterm bir çocuk gördüğünüzde, preterm doğmuş, bu çocuklarda bunlara bakabilirsiniz. Bunlar varsa bu çocuğun ileride gelişimsel geriliğinin daha belirgin, daha engelliliği şiddetli yaşaması bu çocuğun daha olası. Yani annenin ruh sağlığı örneğin önemli. Ailenin yapısı önemli. Anne baba birlikte mi? Anne baba iyi anlaşıyor mu? Benim pediatrik rehabilitasyonda serebral palside yaptığım çalışmalardan bir tanesi de aile odaklı çalışmalar, aile odaklı terapi dediğimiz bir program geliştirdik. Aile terapistleriyle çalıştık. 2012 yılında yapmıştık. Güzel bir model oluşturduk. Güzel de bir çıktısı oldu. Ne yazık ki yaygınlaştıramadık Türkiye'de ve dünyada. Çünkü dünyada da bu çok çalışılmış bir şey değil. Yani tabii bu tür erken gelişim programları var ama onların içine dahil edilen şey anneyi eğitmek, babayı eğitmek. Annenin babanın ilişkisini, ebeveynlerin psikolojik durumunu öne çıkaran bir çalışma yok. Bu çok mühim. Yani çünkü ilk başta gelişimsel geriliği olan bir aile aman Allah'ım ben ne yapacağım diyor ve hayatı kararıyor. Ve o süreç çocuğun o iki yılı ne kadar kıymetli. O sürecin büyük bir kısmı annenin depresyonuyla, annenin babanın çekişmesiyle geçiyor. Bunlar da çok çok önem taşıyan durumlar. Ne yapabiliriz? Bunları takip edeceğiz. Yani biraz önce aslında ne yapabiliriz de küçük bir giriş yaptım. Benim geliştirebildiğim, düşünebildiğim şey, ben bunları kendim geliştirmiyorum. Her şeyi ben soruyorum. Bizim için biz siz asla diye bir sloganı var engelli aktivistlerin. Nothing about us, without us. Yani onlara sormadan hiçbir şey yapmayın. Bir işi damdan düşeni getireceksiniz bu konuda bir şey yapmak istiyorsa. Damdan düşen halden anlar diye bir Türk atasözü var. Bu bence çok güzel. Çünkü eğer siz o kişiye sormazsanız, kendi kendinize onun yerine program yaparsanız hiçbir zaman başarılı olamıyorsunuz. Burada da biz ailelere sorduk. Nedir problem? Ne yapıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Dediler ki biz psikolojik olarak çökmüş durumdayız. Riskli bebekleri takip etmek. Çok önemli, sağlık ekibi tarafından bununla ilgili. Bizim çok güzel rehberlerimiz var. Türkiye'de pediatrik alanda çalışan, halk sağlığı alanında çalışan, pediatrik nöroloji alanında çalışan çok iyi uzmanlarımız var. Bu konuda riskli bebek takipleriyle ilgili çok güzel kılavuzlar hazırlanmış. Kimleri kim takip edecek, nasıl yapacak, bütün meseleleri, bunları yaygınlaştırabilmek bizim için. Bizler için önemine, bizim bu konuşmaları sizlerle yapmamızın önemine bu farkındalıklarımızı kazanalım. Bu farkındalıklarımızı yaygınlaştıralım. Tüm doğumların %11'inin preterm olduğunu düşünürseniz, istatistik şöyle diyor, çok iyi bir sistematik review'su var Spittle ve arkadaşlarının. %50'si bunların motor bilişsel davranışsal problemlerle yaşıyor, yaşamını sürdürüyor. %5 ila 15'i CP oluyor diyor. Buna göre Türkiye'ye 2020 yılında doğan bebeklere göre bir yansıma yaptığımız zaman, yani bizim her yıl, yani 2020 yılında 120 bin preterm çocuğumuz doğduysa bunların yaklaşık yarısı gelişimsel problem yaşayacak. Bunların ne kadar Kütahya'da yaşıyor onu bilmiyorum. Ama orantı kurarsanız bulabilirsiniz. Yani yeni doğanlarınıza bakın. Kütahya'da doğan yeni doğanlara. Bunlar nereye gitti o zaman düşünelim hep beraber. Veya biz oraya gelelim hep beraber davet edelim bu kişileri. Evet, birçok şeyler yapılıyor. Türkiye'de yeni doğan bakım üniteleri çok iyi çalışıyor. Gayet güzel ama tabii ki yaygınlaşabilir. Daha iyi çalışmalar yapabilir. Burada yapılan çalışmalar önem arz ediyor. Prognozu yine burada verdim ama geçiyorum. Çevresel stratejiler, yani biraz şimdi artık erken girişime biraz süremi de aşıyorum. Erken girişim programlarına doğru geçiyoruz. Nedir yani erken girişim müdahale nedir derseniz, çevresel stratejiler. Demin aslında küçük küçük ipuçları verdim. Gelişim sırasında ailenin bu çocuğa nasıl yaklaştığının ne kadar önemli olduğunu gördük. O zaman ailenin bu işin muhakkak içinde olması lazım. Kanguru bakımı dediğimiz şey, okşama, çocuğu kucağımıza alma. Ağrılı uyaranlar, yeni doğan ağrı hissetmez diye düşünürdük biz eskiden. Hatta şöyle bir şey vardı, yani sünnet yapılıyorsa erken dönemde, hani Türkiye geleneklerine göre erken dönemde yapılmaz, bu daha geç dönemde yapılır. Ama böyle bir eğilim de vardı bazı ailelerde. Hemen yeni doğan benim de nasıl olsa ağrı hissetmiyor, sünnet yapalım. Bu tamamen
Yani doğru bilinen bir yanlış. Çocuklar bebekken çok daha fazla ağrı hissediyor. O yüzden yin doğan ünitelerinde ağrı kesici stratejilerin, ağrılı uyaranların uzaklaştırılması çok 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 önem taşıyor. Çünkü burada yaşanılan ağrı deneyimi yaşam boyu kronik ağrıya neden oluyor. Fibromiyajiye neden oluyor. Yani çok fazla sonrasında çalışmalar bunu gösteriyor. Titreşim çok güzel bir şey, titreşim. Ve sallama. Mesela bu duyu bütünleme çalışmaları yapanlarınız olabilir. Yani buralarda çok fazla bütün duyuları kullanıyoruz. Pozisyonlama, range of motion egzersizleri gibi. Riskli bebekler ne oluyor derseniz, tabii ki bu erken gelişim programları yapılırsa bir kısmı yaşıtlarını yakalıyor. Demin de gösterdik, kriterlerin %50'si böyle oluyor. Geri kalan %50'si yaşıtlarını yakalıyor. %12'si serebral palsi oluyor. Geri kalan %87'si, 86'sı veya işte en iyi ihtimalle %75'i yaşıtlarını yakalıyor. Bu iyi haber. Geri kalan gruba şimdi biraz odaklanalım. Yani yakalayamayanları biz daha fazla nasıl daha arttırabiliriz? Daha yaşıtlarını yakalayacak, daha tipik gelişen çocuklara, akranlarına daha yakın hale getirip nasıl yaklaştırabiliriz? Bu arada en sık gördüğümüz nöro gelişimsel engellilik türü de öğrenme zorluğu. Bunu da vurgulayalım. Erkan Tanı algoritması, bu yayın çıktığında ben çok heyecanlandım. 2017'de yayınlandı Novak ve arkadaşlarının. Şunu söylüyor, ben burada hemen sadeleştirilmiş halini göstereyim. Riskli bebeklerde serebral palsili bireyleri, çocukları 5 aylıktan küçük dönemde biz artık %90 olasılıkla tanılıyoruz. Nasıl? Neler kullanıyoruz? Erken tanılama ile ilgili de çok güzel çalışmaları var. Novan 2019'da yayınlandı. Bunu da çok detayına girmeyelim ama CP'de mesela neler yapıyoruz? İşte MR, nöronatal dönemde MR çekilmesi. Hammersmith uygulaması, Hammersmith Neurologic Examination yapılması. Bir de spontan motor hareketlerin saptanması. Bu üçünü yaptığınız zaman çok büyük bir olasılıkla 5 yaşında, 5 aylık dönemde CP tanısını koyuyorsunuz. Ne kadar iyi? Çünkü bakın 2 yıllık o süreci ne kadar verimli geçirebilirsiniz. Developmental Coordination Disorder dediğimiz, bu demin bahsettiğim süreç. Bunlar için neler yapılacak? İşte diğer motor gelişimi olan çocuklarda otizm, ASD, otizm spektrum bozukluğunda neler yapabiliriz erken dönemde? Bunlarla ilgili çok detaylı çalışmalar yapılmış. Testler var. Bunların üzerinden geçmeye vaktim yok. Hammersmith fizyoterapist arkadaşlarım mutlaka biliyor. Onlara öğretmiyoruz ama hani özelleştikleri zaman öğreniyorlar. Buraya özelliklerini koydum. Biz serebral palsi ve pediatrik rehabilitasyonda bunun üzerinde çok duruyoruz. Belki yakında bir kurs da açabiliriz. Bu aslında internette var. İnternetten de takip edebilirsiniz. Yani şu başlangıç şeyini Lili ve Victor Dubovic'in. Hammersmith yazdığınız zaman bunları bulabiliyorsunuz. Üye olduğunuz zaman ücretsiz videolar da size gelebiliyor. Bu slaytlarımı PDF haline getirip hocanıza göndereceğim. İsteyenler oradan alabilir. Arkasında ekstra slaytlarım da var. General Movements'dan eminim duymuşsunuzdur veya duymamış olanlar için hani benim bu iki slaytımla şöyle bir giriş olsun. Gestasyon ilk haftalarından itibaren çocuklarda böyle küçük küçük minik minik bir hareketler var. Böyle doğum öncesinde karnında görüyorsunuz minik minik. Sonra ilk 3 ayda bunlar devam ediyor. Sonra geçiyor. Bunlar nedir? Bunlar aslında santral sinir sisteminin bilinçli hareketleri değil, omurilikteki santral patern jeneratör dediğimiz hücreler tarafından oluşturulan bir hareket. Bu hareketleri izliyoruz ve bu hareketleri anlamlandırıyoruz ilk 3 ay içinde. Ve ondan sonra serebral palsi olasılığı bakımından bu çocukların risk analizini yapıyoruz. Yüksek riskli olanları daha yakından takip ediyoruz. Şöyle mesela bir çocuğun videosunu buraya almıştım. Bu hareketlerin çok detayları yine General Moments diye girebilirsiniz. Bununla ilgili bizim pediatrik rehabilitasyon web sitemizde de var. Petrehab.org olarak girerseniz. Kıymet hocamız bu konuda çalışıyor, Kıymet İkbal Karadavut. Bunlar fidgeti hareketler dediğimiz bu dönemde özellikle son dönemlerine geliyor, son 3 aylık dönemin son 1 ayında. Burada mesela bu bebekte çok kramp şeklinde hareketler var. Böyle çok sert
aşırı kasılmalar, daha yumuşak olması gerekiyor. Bunları bir kursla biz Mayna Eders Alga'dan almıştık. Kıymet Hoca çok yıllar önce gitmişti bu kursa. Sonra bize de hocayla tanıştırdı. Türkiye'ye defalarca geldi Mayna. Kendisi de tekerlekli sandalye kullanan bir pediatrik nörolog. 16 yaşında bir trafik kazası sonucu omurilik felci geçiriyor ve tekerlekli sandalye kullanıyor. Sonra tıp fakültesini okuyor ve sonra pediatrik nörolog oluyor. Bu alanda gerçekten hem teori hem pratik anlamında General Moments'ı dünyaya tanıttı. Kendisi icat etmedi ama bunu dünyaya tanıtan kişilerden biri. Türkiye'de defalarca geldi. Fizyoterapistler arkadaşlarım da bundan kurs alma fırsatı buldular. Biz de bulduk bir ya da iki kere. Belki bundan sonra da devam eder online, bilemiyorum. Yüksek riskli bebeklerde erken tanı ve girişim açısından bir çalışma yapılmış Amerika'da. Tabii çok yakından takip edilmiş. Biraz önce söylediğim hani CP olabilecek çocuklar dedim ya, bunları 3 aylıktan itibaren tanısını koymak üzere bu bahsettiğim şeyler yapılmış. 3 ay, 6 ay, 12 ay, bakın çok daha 3 aylık aralarla bunları takip etmişler. Peki ne olmuş derseniz, bu takip vizitlerini hızlandırınca tabii çok daha fazla bir para harcanmış bu işe, ama 18 aydan 13 aya kadar gerilemiş kesin tanı konulması ve erken tanı farkındalığı artmış. Bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Ama özellikle Heckman, bir ekonomist Nobel ödülü almış, Heckman Equation diye bir equation var, bir kanıtlanmış da bir durum var. Erken çocukluk çağında eğer çocuklarınızı iyi bir eğitime, iyi bir sağlık hizmetine, iyi bir beslenmeye maruz bırakıyorsanız, bu çocuklar uzun dönemde daha toplum ekonomisine daha iyi bir katkı sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili de burada bir slide paylaştım. Yani özellikle riskli olan, sosyoekonomik durumu düşük olan, sağlık sosyal belirleyicileri sağlık açısından düşük olan, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, ailenin kültürel etkinlikleri düşük olan ailelerin çocukları daha yüksek riskli. Özellikle bunlara ağırlık verirseniz ileriye dönük olarak toplum açısından daha sağlıklı, daha iyi bir, ekonomik olarak da daha iyi bir şey de edebiliyorsunuz. Evet, aşağı yukarı benim sunumum bu şekilde. Erken müdahaleyle, özellikle serebral plastisite yoluyla beyin potansiyelinin geliştirilebildiği yönünde çalışmalar devam ediyor, edecek. Umarım sizler de bu çalışmaların bir parçası olmak için bir heyecan duyarsınız. Bu alanda Türkiye'de çalışan ilgili ekiplerin mutlaka izini sürebilirsiniz. Bunların arasına katılırsınız. Genç arkadaşlarım özellikle bizden çok daha hızlı çalışabiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz. Sizlere güveniyoruz diyorum ve sabrınıza teşekkür ediyorum. Çünkü 1,5-2,5 arasıydı. Biraz uzun bir sunum yaptım. Hemen sunumumu sonlandırıyorum. Sayın Hocam çok teşekkürler. Reza Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sabrınız için gerçekten çok yoğun bir bombardıman yaptım. Bir sürü şeyi anlatmaya çalıştığım için sürede bu kadar müsaade etti. Belki sorulara da vakit kalmadı, bilmiyorum. Ama ben burada kesiyorum. Ne kadar süreniz var, devam edebilir misiniz? Tabii onu bilemiyorum. Buyurun. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok konsantre hakikaten. Ben ilgiyle izledim. Ama buradan en önemli mesaj, belki buradaki öğrenci arkadaşlar için de şu olacak diye düşünüyorum. Ben öyle aldım mesajı. Bu erken dönem fırsat dönemini, pencere dönemini kaçırmamak gerekiyor. Yani orada riskli bebekleri ne kadar erken tanırsak o kadar fazla müdahale, o kadar fazla yarar sağlama imkanımız doğuyor. Onun için arkadaşlarımızın sadece hani yeni doğanlığı, çeşit yönünü takip etmek derken sadece günlük şikayetleri değil, nöro gelişimsel durumlarını da şöyle bir göz önünde tutmaları çok önemli. Yani çocuğun yaşıyla, ayıyla, gelişimiyle orantılı gelişmede bir aksaklık gördüğü takdirde aileye uyarmak, doktoruyla iletişimde olmak ve çocuğu muayeneye yönlendirmek anahtar
rol oynuyor diye düşünüyorum. Bence ana mesaj bu öğrenci arkadaşlar için. Çünkü müdahale edilebiliyor, bir takım gelişmeler var. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Ben teşekkür ediyorum hocam. Evet, bu kadar. Evet sayın hocam, çok güzel özetlediniz. Teşekkürler. Sanırım Duygu hocamız da şimdi katkıda bulunacaklar. Ben de çok teşekkür ediyorum Reysa hocam. Çok kapsamlı bir konuşmaydı. Gerçekten çok yararlandım kendi adıma. Biz de engelli araştırma birimimizi kuruyoruz. Burada da bize ışık tutacak bir konuşma oldu doğrusunu isterseniz. Burada yapacağımız araştırmalar konusunda o çok merkezliliği, çok disiplinli çalışmayı önemsediğimiz. O nedenle de ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ufuk açan bir katkı sağladınız bize. Ben yine sözü işte Emre Hocam'a bırakayım. Çok teşekkürler. Sayın Hocam teşekkür ediyorum. Bu arada Rektör Hocamız çok güzel bir noktaya değindiler. Sizin sunumunuzu çok güzel özetlediler. Fırsat penceresi demiştiniz hocam. Evet, ben bu konuda izninizle hemşirelik disiplini üzerinden minik örnekler vermek isterim. Alanımın da çocuk sağlığı olması nedeniyle çocuk sağlığı hemşiresi gebeliğin hemen yanı sıra doğumdan itibaren çocuğun 18 yaşına kadar izleyen, sadece sağlıklı olma sürecini takip eden değil de sağlıktan sapma hallerinde uyanık olup tıpkı sizin belirttiğiniz gibi her noktada, bu ev izleminde olabilir, klinikte olabilir, bu kreşte olabilir, okulda olabilir, yeni doğanlıktan başlayarak izlemesi, gözlemesi ve kaydetmesi çok önemli. O nedenle disiplinimiz için son derece önemli ipuçlarıydı bunlar. Zaman zaman derslerimizde, klinik uygulamalarımızda bunları vurguluyoruz. Ancak bu vurgulamaların yanı sıra sizin deneyimlerinizle tekrar bunları ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini ve göz ardı etmeden yine hekim işbirliğiyle bir fizyoterapist işbirliğiyle erken tanıya yönelik yapılabilecekler olduğunu vurgulamanız son derece anlamlıydı bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili katılımcılarımız arasında gençlerimiz de var, meslektaşlarımız var, sevgili hocalarımız var. Onlardan da belki soru, görüş ve öneriler olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum yazılanlar arasında. Hocam isterseniz Resa hocamızın vereceği PDF sunuyu da arkadaşlarımıza paylaşalım. Evet, tabii ki hocam. Konuşmalara açık olduğumuzda belirterek belki daha sonra iletişim ihtiyacı olursa da kapısı açıktır Resa hocamızın. Bu şekilde. Tabii ki her zaman. Zaten arkasında yalnız ben onun arkasına pediatrik rehabilitasyonun da şeyini ekleyeyim, öyle yollayayım web sitemize. Çünkü bizim web sitemizde de çok fazla webinarlarımızın YouTube kanallarından kayıtlarını da koyduk. Ve daha sonraki çalışmalarda belki sizin de Kütahya bazında, yani benim önem verdiğim çalışmalardan bir tanesi, madem davet de aldık artık icabet etmeden olmaz Burul hocam. Yerel düzeyde mesela orada çalışan derneklerle işte Duygu hocam ve diğer başka arkadaşlarımız çalışıyorlarsa birlikte, ben hep bu şekilde çalışılmasının çok daha hepimiz için katkı sağlayıcı olduğunu düşünüyorum. Bir akademik çalışma yapacaksınız. Alanın hangi alanda yapacaksınız bunu? Bunu engelli bireylere sorduğunuz zaman size o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki ihtiyaç neyse ona yönelik çalışmak gerekiyor. O yüzden yani sahadan aldığımız o feedback için mutlaka yerel düzeyde çalışan bir STK varsa, yani güvenilir, kendinizi tabii birlikte çalışarak belli bir noktada bir güven sağlıyorsunuz. Çünkü bütün STK'larda
insan hakları modeliyle çalışmıyor. Biraz hak temelliliği gözetmek gerekiyor. Engelli STK'larda böyle bir zaman zaman hani bağış modeline kayış var. Sürekli bir talepkar oluyorlar. Ama biz şunu kastediyoruz. Yani hak temelli çalışan, engelli bireylerin bağımsızlığı, özgürlüğü, işte kendini ifade etmesi için belirli kriterler koyan ve özellikle bağış üzerinden yürümeyen dernekler var. Bunlarla el ele vererek bir küçük bir orada grup oluşturabiliriz. Biz pediatrik rehabilitasyonda bunu yapmak istiyoruz önümüzdeki dönemlerde. Ben yani Kütahya için de böyle madem bir bağlantı kurdum sizlerle, ben bu ipin ucunu bırakmam. Sizler de belki bu anlamda kendi çevrenizdeki ve başka üniversitelerde var Kütahya'da, değil mi? Tek üniversitesiniz misiniz? Hocam Kütahya'da iki üniversiteyiz ama sağlıkla alakalı biziz. Ama tamam. Eskişehir, Afyon ve Uşak bize komşu, en yakın komşu. Evet, evet. Yani öyle bir küçük bir yerellik de olabilir. Evet. Yani evet. Burada şunu önemsiyorum. Mesela erken çocuklukla ilgili bir şey yapacaksak, bütün paydaşları, multisektörel dedik ya, bütün paydaşları bir araya getirdiğimiz zaman müthiş bir güç oluşuyor. O STK'lardan da o feedback'i aldığımız zaman bambaşka şeyler çıkıyor. Herkes ihtiyaca yönelik bir katkı sunuyor çünkü alana. Ve biz de onlara yönelik çalışma geliştirebilecek bir takım bilgilere sahibiz. Yani biz onları aslında öğrencilerimize aktarıyoruz işte teorik düzeyde, ama ancak pratik düzeyde kullandığımız zaman anlam kazanıyor ve ülkemizin insanlarına yarar sağlıyor. O nedenle bunları böyle pratiğe de dönerek, sizlerin bütün alanlarınız öyle zaten. O yüzden hani hocamın baştan söylediğim şey iltifat olarak değildi. Ben hemşirelikteki arkadaşlarımla çok iyi çalışıyorum. Aynı yerden bakıyoruz dediğimde. Mecbur hizmet deneyimim de öyle benim. Çünkü evlere birlikte giderdik hemşire arkadaşlarımızla. Beraber aşı yaptık biz kampanyalarda. %99 başarı sağladık. Yani burada böyle el ele çalışmak çok önemli. Dolayısıyla bunu Kütahya'da da gerçekleştirebiliriz. Bu anlamda hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Süremizi de çok aştık. Belki başka dersler ve çalışmalar var, bilemiyorum. Ben Sani Hocam'a göndereceğim ve siz de paylaşabilirsiniz. Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel önerileriniz oldu, teklifleriniz oldu. Rektör Hocamız ve Sayın Dekan Hocamızın da görüşleri doğrultusunda eminim değerlendirilecektir. Evet, ben sözü Sayın Rektör Hocamıza bırakıyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Biz artık daha vakti, evet. Biz hocamıza görüşürüz tekrar. Evet. Burada da çok karşılık bulacak konular. İyi bir rehabilitasyon hastanemiz var. Burada ailelerle iyi bir ilişkimiz var. Kendisinin göndereceği sitelerdeki webinarları da biz kendi kütüphane sayfamızdan elektronik dokümanımıza burada onu da yansıtırız. Çok teşekkür ediyorum. Hocam kapatalım. Ben tüm katılımcılara da saygı sevgilerimi sunuyorum. Resa Hocam'a tekrar İstanbul'da arkadaşlarımıza, dostlara selam diyerek oturumu kapatıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Birçok teşekkür var Sayın Hocam. Onları da iletmek isterim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Oraya da yazdım. Katılan herkese, burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, katılımınız için, destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla güvende zamanlar diliyoruz. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.